öğretiyorsunuz ve anlatıyorsunuz diye biliyorum ben birçok şeyi ama. Evet, biz müze kuruluştan itibaren, Haziran 2002 yılından itibaren toplumun her kesiminden öğrencilere yönelik, her yaştan öğrencilere yönelik eğitim programları hizmete sunmaktayız. Bunun amacı da artık çağdaş müzeler kendilerini bir eğitim kurumu olarak gördüklerinden müzeyi her yaştan izleyicinin sosyal hayatının bir parçası olarak görmelerini sağlamak. Bu amaçla da 5 yıldır 3-6 yaş, 7-10 yaş, 11-14 yaş gibi değişik yaş grupların için eğitim programları yapıyoruz. İnteraktif dediğimiz eğitim programları düzenliyoruz. İnteraktif eğitim derken neyi etkileşimli. Etkileşimli. Evet. Evet. Sağ olun hocam. Teşekkür. Bu eğitim programlarını uygulamak için sürekli okullarla iletişim halinde bulunuyoruz. İlk başlarda sürekli telefonla, faksa ulaşmaya çalışıyorduk ama eğitim programlarımız o kadar ilgi gördü ki artık ilk rezervasyonla kabul ediyoruz. İlk iki haftadan bütün programlarımız dolu oluyor. Çocuklara resimler yaptırarak, maskeler yaptırarak, killeri yoğurmalarını sağlayarak galiba değil mi? Evet, onun bir eğitim odamız var. Veriyorsunuz bu aslında programlarımızı şöyle söyleyebiliriz, şu aşamalardan geçiyor çocuklar. Öğretirken eğlendirmek, tasarlamak, hem de bir yandan da onlara güzel bir gün geçirmelerini sağlamak amacıyla. Hı hı. Bu programlarımız için eğitim odasını kullanıyoruz. Öğrencilerle önce eğitim odamızda buluşuyoruz ki müze nasıl gezilir, müze gezerken hangi kurallara dikkat etmek gerekir. O sırada müzemize süre gelmekte olan sergiler hakkında kısa bir bilgi verdikten sonra galeri bölümüne geçiyoruz. Hı hı. Galeride de kendi belirlediğimiz eserler hakkında çocuklara araştırma soruları yöneltiyoruz. Bunun amacı da onların hayal güçlerini harekete geçirmek, kendi kelimelerini kullanmalarını sağlamak, kendilerini ifade etmelerini sağlamak. Bu araştırma soruları vasıtasıyla ki bunlar sanatın biçimsel ögeleri çerçevesinde oluyor. Onlara renk, biçim konusunda konuşturabilmek için. Bu sayede de üzerinde konuşmak istediğimiz eser hakkında konuşmuş oluyor çocuklar. Hı hı. Müze gezisini takip eden süreçte de eğitim odasına dönüp tasarım dediğimiz, proje dediğimiz bölüme geçiyoruz ki her sergiyle bağlantılı bizim verdiğimiz malzemelerle bir proje öğretiyorlar. Sizin de dediğiniz gibi Rodin sergisi sırasında kilden, alçıdan heykeller yapmayı öğrendiler. Cengiz Han sergisi sırasında Budist sanat eserleri sergilediğimiz için rengarenk dans kostümleri vardı. Onlara benzer maskeler yapmaya çalıştılar. Bu projeleri de çocuklara sunarken sergiyle bağlantılı olmasına önem veriyoruz. Bunun amacı da tabii gerçek sanat eserlerini gören çocukların müzeden kendi yarattıkları eserlerle ayrılmalarını sağlamak. Zaten müzenin görevi de müzedeki sanat eserleriyle izleyiciler arasında bir bağ kurulmasını sağlamak. Biz de bu bağ kurmayı ve sağlamlaştırmayı umut ediyoruz. Herkes gelebiliyor mu bu müze için çocuğunu alıp? Yoksa okullar bazında mı gezdiriyorsunuz? Hafta sonlarında münferit katılabiliyorsunuz. Okullardan son derece işte talepler oluyor. Hı-hı. Yoğun talepler var. Rezervasyon yaparak gruplarınız 20 kişiyi aşmadığı sürece programlarımıza ücretsiz olarak katılmak mümkün. Ücretsiz olması gerçekten evet, çok sevindirici. Evet. Zaten telefonlar aldığımızda bu program en son sordukları soru ücret konusunu merak ne ediyorlar. Kadar diye soruyorlar. Ücretsiz uyguluyoruz programlarımızı. Yani yurt dışında da programlara katılımlar ücretsiz olduğu için devlet müzeleri devlet tarafından desteklendiği için bu programlar ücretsiz olarak uygulanmakta bize. Bunu sürdüreceğiz. Peki şu anki koleksiyonla birlikte yürütülen bir çalışma var. Evet. Tahmin ediyorum. Evet, Louvre sergisinden bir koleksiyonumuz var şu anda. Hı hı. İslam sanatının üç baş şehri diye. Hı hı.
Bununla bağlantılı yaptığımız çalışmalarla da çocukları Çin temani, sümbül, karanfil, lale gibi Çin'i desenleriyle tanıştırmaya çalışıyoruz. Minyatürler yapmaya çalışıyorlar. Diğer sergilerde olduğu gibi bunun da tabii ki sergiyle bağlantılı olmasına özen gösteriyoruz. Peki hangi telefonlardan size ulaşabileceğiz biz rezervasyon telefonu? Rezervasyon yapmak için 0212 277 22 çift 0 numaralı telefondan 113 dahilim. Oradan ulaşabilirsiniz ya da 229 49 14 numaralı faksa talep formu yollayabilirsiniz. Bu şekilde bize ulaşmak mümkün. Peki şimdi bir sanat molasıyla nefes alalım. Sonrasında yine müzecilikle ilgili sorularımız olacak. Oktay Bey'e de tabii ki Türkçemizle ilgili nasıl acaba yeniden Türkçemizi korumak için ne gibi yollar seçebiliriz? Bu konularda bilgi alacağız. Sevgili Taner Özsoy'la da yeni çıkacak albümüyle ilgili ve güzel türküleriyle ilgili sohbetlerimiz olacak. Reklamlardan sonra, sanat molasından sonra biz sizi burada bekliyor olacağız efendim. Başarılı belgesel yönetmeni Mehmet Er Yılmaz'ın ilk uzun metraj filmi olan ve bir panayırda geçen umutsuz bir aşk öyküsünü anlatan Hazan Mevsimi Bir Panayır Hikayesi, yok olmaya yüz tutan panayırların hüznü ve neşesini beyaz perdeye taşıyor. Film yarın gösterime giriyor. Söyleyeyim mi? Sen çok garip bir kızsın. Allah Allah, niye garipmişim bakalım? Hazan Mevsimi, panayırın yakınındaki inşaatta çalışan Cemal'le bulunduğu her panayırda çalışan gezgin şarkıcı Nurşen'in hikayesi. İkisi de bir yere kök salamayan, rüzgar nereden eserse oraya savrulan insanlar. Her ne kadar renkli ve eğlenceli bir hayat olduğu sanılsa da panayırda çalışmak hiç de görüldüğü gibi değildir. Yürümezse yürümesin be! Yürümezse yürümesin! Ama gelişim rüya gibi. Rüya mı? Hazan Mevsimi Bir Panayır Hikayesi, kendi tarzındaki yerel dili çok iyi kullanan ve titizlikle kaleme alınmış bir modern çağ peri masalı. Filmde Zümrüt Erkin, Fatih Al, Erol Babaoğlu, Tarık Köksal, Ahu Sıla Bayer, Halil Kumova, Figen Yalçın, Erol Tezeren rol alıyor. Ne oluyor lan dışarıda? Ne yapacaksın lan? Canını oku, belanı mı arıyorsun lan? Belanı mı arıyorsun? Venedik Film Festivali'ne gönderilen en iyi Türk filmi olarak konuşulan Hazan Mevsimi 113 dakika. Yürümezse yürümesin be! Yürümezse yürümesin! Ama gelişim rüya gibi. Rüya mı?
Sesi. Ki. Ses. Gönül gurbet ele varma, gönül gurbet ele varma, ya gelinir ya gelinir.